Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 4, 5, 6 basamaklı sayıların bölük isimleri ve basamak hatlarını öğreneceğiz. Bu dersimizi öğrenirken hem geçmiş konularımızı tekrar etmiş olacağız hem de tekrar ederek konuyu daha iyi pekiştirmiş olacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. İlk örneğimiz 4 basamaklı bir sayı olsun. 2483. Bu sayım 3, 8, 4 ve 2 rakamlarından oluşuyor. İlk 3 rakamın birler bölü, Ardından gelen sayım binler bölüğünü oluşturur. Burada yeni öğreneceğimiz ve pekiştireceğimiz konu binler bölüğü. Geçen seneki gördüğünüz derslerde binler bölüğünden bahsedilmemiş. Artık binler bölüğünden de bahsedeceğiz. İlk üç sayım birler bölüğü. Üç sayıdan sonra gelen sayılarım ise binler bölüğü. E tabi bu bütün sayılar değil. Ardından gelen üç sayı değil mi çocuklar? Çünkü sayılarım üçer üçer gider. Üç sayıdan sonra bir nokta daha koyarım. Ondan sonra devam ederim. İlk üç sayım birler bölüğü. Ardından gelen üç sayımsa binler bölü. Burada sadece bir tane olduğu için 4 basamaklı bir sayı. Şimdi bu sayıların basamak adlarını öğreneceğiz. Çok basit. Hemen anlayacaksınız zaten. Birinci sayım birler basamağı. İsmini yazalım. İsmini yazarsak daha iyi anlamış olursunuz. Birler basamağı. Evet çocuklar birinci sayım birler basamağı. Neden ben buraya birler basamağı diyorum? Neden bunun adı birler? Neden onlar yüzler değil? Çünkü üç tane birlikten oluştuğu için... Okurken zaten ben basamak isimlerini de ağzımdan istemeyerek söylüyorum. 2483. Bakın sadece 3 dedim. Yani bu 3 tane birlikten oluşuyor. 3 tane birlikten oluştuğu için benim basamak ismim birler basamağı. Ardından gelen sayımın basamak ismi ise onlar basamağı. Neden ben bu sayımı onlar basamağı diyorum? Çünkü ben bu sayımı onlar basamağımın deme sebebi 8 tane onluktan oluştuğu için. 8 tane onluktan oluştuğu için ben buraya onlar basamağı diyorum. Birler basamağı, onlar basamağı. Ardından gelen sayım ise yüzler basamağı. Bu sayıma yüzler basamağı dememin sebebi 4 tane yüzlükten oluştuğu için çocuklar. Bakın bu sayıya ben dörtler basamağı demiyorum. 40'lar basamağı demiyorum. Dört yüzler basamağı demiyorum. Ne diyorum? Yüzler basamağı. Yani 4 tane yüzlükten oluşuyor. O yüzlük bu basamağı ismini veriyor. Buradaki sayı bu basamağı ismini vermiyor. Çünkü bu basamaklarındaki sayılar değişebilir. Farklı sayılar gelebilir. Ama basamak ismi değişmez. Buraya 2 de gelebilir. Buraya 7 de gelebilir. Yüzler basamağına 0 da gelebilir. 9 da gelebilir. Değil mi çocuklar? O yüzden onların isimlerini değil de basamağın sabit bir ismi var. O basamağa göre de bu sayım değer kazanıyor. Onu da diğer videoda açıklayıcı bir şekilde sizlere anlatacağım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Birler bölümü ben bitirdim. Birler bölümü bu basamaklardan oluşuyor. Binler bölümüne geçiyorum. Binler bölümündeki İlk sayım da binler basamağını oluşturur. İlk sayım 2. Kaç tane binlikten oluşuyor? 2 tane. O zaman benim basamağımın ismi binler basamağı. Evet çocuklar binler bölümün ilk sayısının ismi neymiş? Binler basamağı. 5 ve 6 basamaklı sayıları öğrenirken de diğer basamakların isimlerini de açıklayıcı bir şekilde sizlere anlatacağım. 4 basamaklı bir sayım. ile ilk yüz sayım birler bölü. Ardından gelen sayıların binler bölü. Bir, ilk sayım birler basamağı. Onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. 4 basamaklı sayıların basamak isimleri anlaşıldı mı çocuklar? Anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmına mutlaka yazın. Şimdi 5 basamaklı bir sayıya geçelim. 5 basamaklı sayı öğrenirken bunları daha iyi pekiştirmiş oluruz. Tahtamı silelim, tekrardan yazalım. Tekrar yazarsak sizin için daha anlaşılır olur, daha kalıcı olur. Siz de mutlaka defterinize not alarak bunları yazın, ardından tekrar etmiş olursunuz. Tamam mı çocuklar? 5 basamaklı bir sayı yazalım. 65.309. İlk üç sayım birler bölü. Ardından gelen sayım binler bölü. Basit ve açık anlatmaya çalışıyorum. Herkesin anlayabileceği bir şekilde. Umarım sizler de videonun başında bunu çok iyi anlıyorsunuzdur. Tekrar ederseniz daha iyi anlamış olursunuz. Birinci sayım 9 tane birlikten oluştuğu için bu basamak ismi nedir çocuklar? Birler basamağı. Birler basamağı ilk sayımda olduğu için birler basamağı 9 tane birlikten oluştuğu için birler basamağı ikinci sayımda hiç onluk var mı? Yok. Hiçler basamağı mı diyeceğim? Tabii ki de hayır. Bu basamağımın ismi onlar basamağı. Neden? Sıfır olan sayım onlar basamağında yer aldığı için sayımın ismi onlar basamağı Şu an değerinden bahsetmiyorum. Basamak değerlerini ilerleyen derslerde, ilerleyen videolarda hatta bundan sonraki videoda açıklayıcı bir şekilde sizlere anlatacağım. Bunu izledikten sonra mutlaka basamak değerleri videosunu da izleyin. Unutmayın. 0 onlar basamağında. 3 yüzler basamağında. O zaman bu sayımın değeri 300 değil mi? Bakın okurken zaten ne diyorum? 65.300. O zaman bakın 100 diyorum ağzından çıkıyor zaten. O zaman bu sayım hangi basamakta? Evet yüzler basamağında. Yüzler basamağı. Birler bölümü bitirdim. Birler onlar yüzler. Birler bölüm bitti. Yüzler onlar birler. Binler bölüne geçiyorum. Binler bölündeki ilk sayım 5. Hangi basamakta bu 5? Binler basamağında. Bravo. Aferin size. Binler basamağı. Binler bölündeki ikinci sayım olan 6 da hangi basamakta? 10 binler basamağında değil mi çocuk? Bravo. 10 binler basamağı. Evet. 5 basamaklı bir sayımın basamak isimleri ve bölük isimleri. İlk 3 sayım birler bölü, altından gelen iki sayımsa binler bölünü oluşturur. Birler bölündeki basamak isimlerim birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Ardından gelen binler bölündeki sayılarım ise binler basamağı, 10 binler basamağı. 5 basamaklı sayılarımızın basamak isimleri ve bölük isimleri anlaşıldığına göre 6 basamaklı sayımıza geçelim. 6 basamaklı bir sayı yazalım. Ardından o sayımızın bölük isimleri basamak hatlarını hep beraber yazalım. 6 basamaklı bir sayı 618.245. Kaç tane sayıdan oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6... O zaman 6 basamaklı bir sayı değil mi çocuklar? Hangi rakamlardan oluşuyor? 5, 4, 2, 8, 1, 6. İlk 3 sayım birler bölü değil mi çocuklar? Birler. Geçen örneklerde de zaten açık açık anlattım. Her defasında üstüne yazıyorum ki sizler daha iyi anlayın, daha iyi pekiştirin. Birler bölünden sonra gelen 3 sayım ise binler bölümünü oluşturur. Binler bölü. Tabi bu sayımı artırırsam buraya farklı sayılar yazarsam onlar artık binler bölü olmaz. Birler bölü, 3 rakamdan oluşur. Binler bölü de 3 rakamdan oluşur. Ardından gelen sayılar artık binler bölü değildir. Nasıl 245 3 basamaklı bir sayı ardından gelen sayı birler bölü değil binler bölü ise binler bölü 3 rakamdan sonra da gelen sayılar artık binler bölü değildir. Evet bu kısa bir not olarak aklınıza kalsın. İlk sayım 5. O zaman bu 5'imin basamak adı ne çocuklar? Birler basamağı değil mi? Bravo. Birler basamağı ismimi yazdım. İkinci sayım 4. Kaçıncı basamakta? Onlar basamağında. Evet. Onlar basamağında yazıyorum. Onlar basamağı. Tekrar söylüyorum. Buradaki basamağın ismi 4'ler basamağı, 40'lar basamağı değil. 4 sayım onlar basamağında olduğu için oradaki değeri alır. Bakın 40 diyor. Bunu basamak değerleri videosunda anlatacağım. Tamam mı çocuklar? O yüzden ben buraya 40'lar basamağı, ikiler basamağı demiyorum. Oradaki basamak değerleri sabit kalır. Oraya gelen sayı o değeri kazanır. Burası 3 de olabilir, 7 de olabilir, 6 da olabilir, değil mi çocuklar? Evet, İkinci sayım onlar basamağı, Üçüncü sıradaki sayım ise yüzler basamağı. Yüzler Basamağı. birler bölünü bitirdim şimdi binler bölüne geçelim binler bölündeki sayım 618 bin değil mi? Artık binler bölünde olduğu için ben okurken sonuna ne getiriyorum? 618 bin ilk sayım 8 8'i yazalım hangi basamak bu? Binler basamağı değil mi? Binler bölünün ilk basamağı olduğu için bu sayımızın ismi binler basamağı İkinci sayımın ismi 10 binler basamağı on binler basamağı ve son sayımın ismi ise Evet. 100 binler basamağı. Evet çocuklar. 6 basamaklı bir sayının basamak isimleri ve bölük isimlerini yazdık. Sizler de umarım iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Bu dersimizde 4, 5, 6 basamaklı sayıların bölük isimleri ve basamak hatlarını öğrendik. Sizler de daha sonra evde bir sayı yazıp altlarına hangi basamak olduğunu yazarsanız konuyu çok iyi pekiştirmiş olursunuz. Anlamadığınız bir yer olursa mutlaka yorum kısmına yazın. Ben de size tekrardan açıklamada bulunurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.